Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnne minet tevadu'i lillahi. Allah için alçak gönüllülük yapma sayılır. Tevazudandır. Ne errida bidduni min şerefil mecalis. Herhangi bir yere, bir meclise gittiğinizde meclisin en baş köşesi var, bir de kapı eşiği var. O işte kapı eşiğine razı olmak Allah için tevazudandır. Müslüman bir yere gittiği zaman makamı ne olursa olsun, ilmi ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun kendisi hemen boş bulduğu yere oturmalıdır. Dip köşe benim. Ben işte müftüyüm, ben işte profesörüm, ben yaşlıyım filan diyerek en baş köşeye oturmayı beklememelidir. Hemen mecliste nerede boş varsa bu kapı eşiği de olabilir. Hemen oraya oturmalıdır. Bu tavazudandır, alçak gönüllüktendir. Allah'ın hoşuna giden bir şeydir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti de budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meclise vardığında nerede boş buluruz hemen oraya otururmuş. Herkes ayağa kalkmak istediklerinde kalkmayın. Yerinizden kıpırdamayın. Beni Meryem oğlu İsa'ya benzetmeyin. Sevgide aşırı gitmeyin. Saygıda aşırı gitmeyin. Onlar biliyorsunuz İsa aleyhisselam babası dünyaya geldi. Beşikte, kundaktayken, beze sarılıyken doğumundan birkaç saat sonra konuştu. Ondan dolayı Allah'ın oğlu diyorlar. Kimisi Allah diyor, baba Allah, oğul Allah, işte Ruhul Kudüs filan teslis akidesi oradan çıkmış. Beni ona benzetmeyin diyor. Dinde gulu küfürdür. Aşırı gitme küfürdür. Onlar da böylece Allah'ın oğlu olmaz. Baba olmaz, oğul olmaz Allah. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekullahu küfen ahad. Allah oğul değildir, baba değildir. Onun dengide yoktur. Böyleyken işte onlar aşırı gittiler sevgide, saygıda, küfre düştüler. Dinde gulu küfürdür. Beni ona benzetmeyin diyor. Evet, bir başka hadiste ben ekmek kırıntıları yiyen bir ananın çocuğuyum diyor. Kur'an-ı Kerim'de kul innema ene beşerun mislüküm de ki Habibim ben ancak sizin gibi bir insanım. İlla vahyun yuha, ancak bana vahyeder. Allah vahyeder. Beni peygamber seçmiştir. Farkımız burada. Görevim var. Allah tarafından görevlendirildi. Ama ben de bir insanım. Ben de sevgide, saygıda aşırıya gitmeyin. İşte bir meclise gittiği zaman da Efendimiz kalkmayın, oturun. Beni Meryem oğlu İsa'ya benzetmeyin. Bu hadis-i şerifte de meclisin hemen boş bulduğu yerde hemen oturmak tavazudandır. Müslümanlar da, müminler de mütevazı olmalıdırlar. Alçak gönüllü olmalıdırlar. Kibirliliği, gururu Allah sevmez. Çünkü kibirlilik Allah'ın sıfatıdır. Kim kibirlenirse Allah'ın sıfatına sataşmış olur. Gurur aldanmak demektir. Mağrur, gururlanan adam da şeytana benzer. Şeytan da benim aslım ateşten, Adem'in aslı kokar çamurdan diye ona secde etmedi. Gururlandı ve kaybetti. Kafirlerin başı oldu. Mağrur yani aldanmış adam demektir. Bu iyi bir şey değildir. Bir mecliste de aman bana yer versinler de ben en başa oturuyorum filan dememeli. Nereyi boş bulduysa hemen oraya oturmalı. Böyle olmalı. Ama yaşlı, alim, saygın bir kimse geldiği zaman o böyle düşünecek. Müminler de ona hemen ikram edecekler. Buyur, sizin yeriniz burası. Buraya oturun efendim diyecekler. Efendim buyuruyor ki üç şeyi reddetmeyin. Size birisi koku verdiği zaman istemem istemem demeyin. Kokuyu teşekkür ederim dediniz mi borcunu ödemiş olursunuz. Müminler güzel kokarlar. Pis kokularla etrafındakileri tiksindirmezler. Onun için koku sürünmek iyi bir şey. Hele cuma namazına, bayram namazına gelirken kalabalık yerlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetindendir. Birisi buyur koku dediği zaman istemem istemem demeyin. Reddetmeyin. Keza birisi buyur şuraya otur dediği zaman bunu da reddetmeyin. Bu Allah'ın size bir ikramıdır buyuruyor hadis-i şerif böyle.
Ben oraya oturmak istemiyorum demeyin, oturun oraya. Adam Allah'ın ikramı olarak size buyurun diyor. Bunu da reddedin. Bir üçüncü dize zemzem sundular. Zemzem işte, hayır demeyin diyor. İçin zemzemi. Zemzem ne maksatla içerseniz o olur. Şifa niyetiyle içerseniz şifa olur. İlim maksadıyla içerseniz ilim olur. Birçok zat, fakih, alim zatlar kitabına yazmış. Ben Haç'ta zemzem içtim. Fıkıh olsun, fıkıh ilmi olsun diye o niyetle içtim, bu kitabı yazdım diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi de böyledir. İşte bu oturma şeyleri de buyurun dediler, hemen oturacaksın. Oraya hayır demeyeceksin. Ama kendin ben büyük adamım, bana dip bucak lazım filan diye bu havalara girmeyeceksin. Boş bulunduğun yerde oturacaksın. Fakat Müslümanlar da ilme saygı edecekler. Alime saygı, onun ilmine saygı, etine kemiğine değil, gerekir. Hazreti Ali bir harf öğretin, kölesi olurum diyor ya. Evet, alim adam da insanlara haramı helalı öğretir. Saygı lazım, onlar da onu gösterecekler. Bir mecliste en şey yere oturmak Allah için tavazu cümlesindendir diyor. Evet, Müslüman bunu bilir, bilmesi lazım. Bir cenazeye gitmiştik Anadolu'da bir şehre. Ben de erken gittim. Bir hoca efendi de vaaz ediyor camide. Bir devlet büyüklerinden birisi geldi. Hemen cami kalabalık. Çünkü ölen zat bayağı sevilen, meşhur bir adam. Bizim de ta talebelik dönemimizden tanıdığımız bir ağabeyimiz. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Kapıdan girdi, ben de gelenlere şöyle bakıyorum. Hem vaaz dinliyorum. Geldi hemen kapının dibine oturdu. Büyük makamlara çıkmış bir devlet adamı. Bu hadisi uyguladı yani. Müslüman adam. Arkasından bir adam daha geldi. Hemen iki üç adam önden geldi. Falancı geliyor filan dediler. Bir kere bir böyle bir yaydılar. Vaiz de konuşuyor. Onun konuşmasını bozdular. Falanca geliyor dedirttiler camide. Ondan sonra milletin sırtına basa basa gitti. Ta mihrabın oraya oturdu herif. Herif bizde erkek demek yani. Yanlış anlamayın yani. Bizim memleket dilidir o. Vaiz de şimdi onu gördü ya. Öteki adamın kapı eşine oturduğunu gördü. Öbür son gelen adam da ta milletin sırtına basa basa mihraba geçtiğini gördü ya. Açtı ağzını, yumdu gözünü, veriştirdi o adama. Çok cesur konuştu. Dedim ya şu hocanın inince kürsüden el öpeyim dedim. Bu kadar cesur, gerçeği söylüyor yani, bu hadisleri söylüyor. Yanaştım, o benim elimi öptü. Meğer benim talebemmiş. Yani talebeyken hiç bilmiyorduk yani, sessiz bir adamdı ama orada kahraman, muazzam konuştu. Evet, hadis böyle. Efendim ben şuyum buyum diye havalanmayacaksın. Boş bulduğun yere oturacaksın. Ama öbür milletler de buyurun diyecekler. Onlara da düşen görev bu. Bu tevazu cümlesindendir. Tabarani, Ebu Nuaym, ondan sonra Beyhaki, Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.